Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size çok güzel bir lif modeli göstereceğim. Bu şekilde elimde kalan beyaz ve kırmızı iplerim vardı. Ben bunları kullanacağım hanımlar. Bunların markaları Kartopu. Siz tabii ki de lif ipi kullanabilirsiniz. Lif yapacağız sonuçta ama bunlarla da yapan arkadaşlarımız oluyor. Bu şekilde 2,5 numara tığ kullanacağım. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Öncelikle kırmızı ipimle başlamak istiyorum. Beyaz ipimi aralarda kullanacağım. İki renkli bir modelim olacak. Bakalım nasıl olacak? Hemen başlayalım. Öncelikle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Ve zincir çekmeye başlıyoruz. Zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz. Mümkün olduğunca bol bol çekelim hanımlar. Bu şekilde 50 adet zincir çekiyorum ben. 8, 9, 10. 50 tane yapalım ve modelimize başlayalım. Evet hanımlar, 50 tane zincirimi çektim. Şimdi yapmamız gereken işlemi söylüyorum. İpimizi bir kere tığımıza doluyoruz. Sonra 6. zincirimizden batıp trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 6. zincirimden batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2, 2 çıkıyorum. Bu şekilde. Sonra 2 zincir çekiyorum. Bir kere üzerine alıyorum. Ve 3. zincirimden batıyorum. Sadece ilkinde 6. zincirimizden battık. Diğerlerinde 3. zincirimizden batıyoruz. Şöyle 2, 2 çıkıyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz. Bir kere doluyoruz ve 3. zincirimizden batıyoruz. Bu şekilde küçük küçük kutucuklar oluşturuyoruz hanımlar. Şöyle 2 2 çıkalım. 2 2. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 2 zincir, bir kere doladık ve 3. zincirimizden batarak kutucuğumuzu oluşturuyoruz. Şöyle ikili trabzan. İki, iki. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Bu şekilde kutucuklarımızı oluşturduk. Şimdi sıramız bittikten sonra 4 adet zincir çekiyoruz. Bir kere üzerine alıyoruz ve ilk kutucuğumuzdan ipimizi alıp bu şekilde fıstık yapacağız hanımlar. Mesela bir çektim, üzerine aldım. 2 çektim, üzerine aldım. 3 çektim, üzerine aldım ve 4 çektim. Bu şekilde 4 tane ipimizi çektikten sonra bu alacağımız ipi şöyle elimizle tutuyoruz. Ve tığımızı hepsinin içerisinden geçirip bu elimizle tuttuğumuz ipi tekrardan bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle. Evet, kapattık hanımlar. Şimdi fıstığımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi bir kere alıyoruz. Yine aynı şekilde aynı kutuya batarak 1 üzerine aldık. 2 üzerine aldık. 3 üzerine aldık. 4. Yine 4 tane ipimi çektikten sonra bu ipimizi buradan parmağımıza tutuyoruz ve bütün iplerimizin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. Şöyle. Şuradan ipim çıktı hanımlar. Şöyle düzeltelim. Evet. Bu tuttuğumuz ipe tekrar tığımızı batırıp şöyle ipimizi alıyoruz ve kapatıyoruz. Bu şekilde. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. İki zincir çekiyorum. Ya da biz 3-4 tane zincir çekelim araya. İpimizi bir kere doluyoruz ve bir tane kutucuğumuzu atlayıp diğer kutucuğumuza aynı şekilde fıstık yapıyoruz. 1 ipimi doladım, çektim. 2
İpimi doladım, çektim. 3. İpimi doladım, çektim. 4. 4 defa çektikten sonra yine buradaki ipi böyle tutuyoruz. İlk sıramız birazcık zor oluyor hanımlar. Hani tutacak yerimiz olmadığı için. İlk ipimizi tuttuktan sonra bu şekilde ipimi çıkarıyorum ve tutmuş olduğum ipten tığımı geçiriyorum. Şöyle ve şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Yine aynı kutucuğuma ipimi, pardon, tığımı batırıp ipimi alıyorum. 1, doladım. 2, doladım. 3, doladım. 4. 4 defa yaptıktan sonra bu ipi tekrar tutuyorum. Böyle ipimi alıp hepsinin içerisinden geçiriyorum. Tuttuğum ipten tığımı geçirip bu şekilde şöyle kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Böyle sıramızı tamamlayacağız. Son kez bir daha göstereyim. İpimi doladım. Bir kutu atlıyorum ve diğer kutumdan tığımı batırıyorum. 1. İpimi doladım. 2. İpimi doladım. 3. İpimi doladım. 4. 4 tane yaptıktan sonra bu ipimizi tutuyoruz. Yine hepsinden ipimi geçirip tuttuğum ipten tığımı geçiriyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Ve 3 tane zincir. 1, 2, 3. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı kutuma batıyorum. 1. İpimi doladım. 2. İpimi doladım. 3. İpimi doladım. 4. 4 tane yaptıktan sonra yine aynı şekilde şöyle, pardon, hepsinin içerisinden tığımı geçirdim. Tuttuğum ipi şöyle alıyorum ve kapatıyorum. Evet hanımlar, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. İki fıstığın arasına 3 zincir, sonra bu aralarda 4 zincir yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bir kutucuk atlıyoruz, bir kutuya yapıyoruz. Sıramızı hemen bitirelim hanımlar. Evet hanımlar, kırmızı olan ilk sıramızı tamamladık. Bu şekilde fıstıklarımızı yaptık. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçtik. Beyaz ipimi bağladım şuradan. Gösteriyorum. Siz isterseniz tek renk yapabilirsiniz ama bu modelde kesinlikle iki renk yapmanızı öneriyorum. Çünkü fıstık arası fındık yapacağız. Fındıkların farklı renkte olmasını tercih ediyorum ben. Şimdi yine 4 tane zincir çektim. İpimi bağladıktan sonra bir kere üzerine aldım ve bu iki tane fıstığımın arasına, yani buradaki boşluğa değil de fıstıkların arasına batıyorum. İpimi alıyorum. 1. Şu beyaz masamdan da şöyle net göstermeye çalışayım. Bir kere ipimi aldım. 2. Doladım. İpimi aldım. 3. Doladım. İpimi aldım. 4. Doladım. İpimi aldım. 5. Doladım. İpimi aldım. 6 tane yapıyoruz hanımlar. Çünkü bunlar fındık olacak. Birazcık tombiş tombiş olsunlar. Şimdi şöyle 6 tane yaptıktan sonra yine ipimizi tutuyoruz. Az önceki gibi. Bu şekilde hepsinin arasından tığımı geçiriyorum. Tuttuğum ipten şöyle kapatacağım şimdi. Bu şekilde biraz sıkayım dedim ama. Evet, böyle kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi birazcık tombiş tombiş oldu. Şimdi fındığımızı yaptıktan sonra arasına kaç tane zincir çekelim? 4 tane çekelim. 3, 4 zincir çekiyorum. Bir kere alıyorum. Şimdi hanımlar, yandaki iki fıstığımın arasına batacağım. Bu boşluğa değil. Şöyle yandaki iki fıstığımın arasına batıyorum. 1. İpimi aldım, battım. 2. İpimi aldım, battım. 3. İpimi aldım, battım. 4. İpimi aldım, battım. 5. İpimi aldım, battım. 6.
6 tane yaptıktan sonra yine bu ipimizi buradan tutuyoruz. İpimi alıyorum ve hepsinin arasından geçiriyorum. Tuttuğum ipi şöyle tığımdan batırıyorum. Bu şekilde. Kapatıyorum hanımlar. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Böyle. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane daha göstereyim. İpimi üzerine aldım. Hemen geçiyorum yandaki iki fıstığımın arasına. Batırıyorum. Şöyle. İki fıstığımın ortasından. Tığımı batırıyorum. Bir. İpimi aldım. İki. Üç. Dört. Beş. 6. 6 tane yapıyorum. Hemen yine buradan ipimizi tutuyoruz. Şu şekilde. İpimizi tuttuk. Hepsinin arasından geçiriyoruz. Tuttuğumuz ipi şöyle alıyorum. Ve kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde hanımlar. Bu sıramızı da tamamlayalım hemen. Evet hanımlar, sıramızı tamamladık. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Çok güzel duruyor bence. Bu şekilde. Şimdi beyaz ipimi burada bırakıyorum hanımlar. Bir tane zincir çektim, burada bıraktım. Ona daha dokunmuyorum şu an. Bu kırmızı ipimi tekrardan alacağım elimize. Şöyle elime dolayayım. Şimdi hanımlar, şurada beyaz iple yapmış olduğum zincirim vardı. Buradan tığımı geçiriyorum ve bu kırmızı ipimi şurada bir sabitliyorum. Yukarı çıkardım. Yukarı çıkardıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve sırama devam edeceğim. Bu yan taraf böyle gözüküyor ama bunun isterseniz hanımlar ben yapmayacağım ama siz burada yanlara da böyle model yapabilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Şimdi orayı sonra konuşalım. Öncelikle burayı yapalım. Bir kere üzerine alıyorum. Ve bu boşluktan fıstık yapacağım. Ama bu kırmızıdan alacağım hanımlar. Şöyle yakından göstereyim. İpime bir kere, tığımı bir kere ipime doladım. Şöyle alttan, şöyle kırmızının deliğinden ipimi alıyorum. İkisini beraber kapatacağım şimdi. Bir, ipimi doladım, tekrar aldım. İki, ipimi doladım, tekrar aldım. Üç, ipimi doladım, tekrar aldım. Dört. Bu şekilde iki zincirle beraber kapatıyorum. Şimdi şöyle pardon. 4 defa yaptıktan sonra yine şöyle hepsini birlikte çekeceğim. Tuttuğum ipimi, tığımı yerleştiriyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bu şekilde hanımlar. 1 1 2 3 tane zincir çektim, ipimi doladım. Şimdi yine aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. Şöyle 1 ipimi aldım. 2 ipimi aldım. 3 ipimi aldım. 4 Şöyle ipimi alıyorum, tutuyorum. Hepsinin içerisinden geçiriyorum. Evet. Bu deliğimizde iki tane fıstık yaptık. Şimdi kaç zincir çekiyoruz? 4 tane zincir çekiyoruz. 3, 4. Bir kere doladım. Geldim yan tarafa. Bu fındığımı atlıyorum. Bu iki tane zincirimi burada da kapatıyorum. 1. İpimi doladım. 2. İpimi doladım. 3. İpimi doladım. 4. Hemen burada da bir tane fıstık yapalım. Hepsinin arasından geçiriyorum. Geçiremedim hanımlar. İpim çıktı. Tekrar yapacağım. 3 4 Şöyle. Kapatıyoruz.
Bir fıstıktan sonra 3 zincir çekiyoruz. Tekrar ipimizi dolayıp aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz. 1 2 3 4 Bu fıstığımızı da kapatalım hemen. Bu fıstığımızı da kapattık. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve bu sıramı da bu şekilde devam ettiriyorum hanımlar. Bu şekilde. Hemen tamamlayalım isterseniz. Evet hanımlar, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi ne yapacağız? Sıramız bittikten sonra 3 tane zincir çektim ben. Ve burada bir tane daha kutucuk oluşturacağız. Bu kutucuğumuzu nasıl oluşturacağız? Burada beyazda yapmış olduğumuz bir zincir vardı. Şöyle 3 tane zincir çektikten sonra bir kere üzerine alalım ipimizi. Bu zincirimize batacağız. Burada bir tane trabzan yapacağız. 2 2 çıkıp bir tane de zincir çekip bırakıyorum. Bu şekilde burada bir tane kutucuk oluşturacağız. Bu sonra bize yardımcı olacak. Çünkü burada boşluk kalmaması gerekiyor. Şimdi hanımlar, tersini çeviriyoruz modelimizin. İpimizi alıyoruz, beyaz ipimizi. Şöyle. Beyaz ipimi aldım. Şurada iki tane zincir çekmişim. Bunu 5'e tamamlayacağım. 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz. Bir kere üzerine alıyoruz. 2 tane fıstığımızın ortasından yine bir tane fındık yapacağız. 1, 2, şöyle. 3, 4, 5 ve 6. Yine aynı şekilde fındığımızı da kapatalım. İpimizi tutuyoruz. Hepsinin içerisinden geçirip şöyle ipimizi kapatıyoruz. Burada da bir tane fındığımızı oluşturuyoruz hanımlar. Bu sıramızda o şekilde devam edelim. Yine fıstıklar arası bir tane fındık yapalım. Yani bu şekilde devam edip bitirebiliriz hanımlar. Zaten bayağı bir anlatmış oldum. Üst kata çıktığımızda da yine aynı şekilde fıstıklar yapacağız boşluklarda. Ben sizin için biraz daha öreceğim. Bu sıramı bitireceğim. Biraz daha öreceğim, yani böyle modelin tamamen ortaya çıkmasını sağlayacağım ve size tekrardan göstereceğim. O şekilde bir daha anlatırım. Daha net anlamış olursunuz. Bu şekilde hanımlar, tamamlayalım. Tekrardan görüşelim. Evet hanımlar, ben sizin için biraz daha yaptım. Size göstermek istiyorum. Gerçekten çok beğendim. Çok yani pufuduk pufuduk oldu. Çok güzel, çok tatlı oldu. Lif ipinden daha mı güzel olur? Belki de daha da güzel olur hanımlar. Çünkü katları daha fazla olacak. Daha güzel durabilir. Kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Ben bu renkleri kullandım. Siz de istediğiniz renkleri kullanıp lifinizi yapın hanımlar. Ben çok beğendim. Siz de beğendiyseniz yorumunuzu benimle paylaşın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bunu da son bir kez daha söyleyip öyle geçeceğim. Kenarlarını kapatın hanımlar. Yani şöyle örümcek yapabilirsiniz ya da böyle trabzanlı bir model yapabilirsiniz. Herhangi bir kenar örneğiyle kapatırsanız şu görünüm kaybolacaktır. Ve daha güzel bir görünüm elde edersiniz. Böyle hanımlar, benim diyeceklerim bu kadar. Şöyle bunları biraz daha böyle dışarı çıkartırsak şöyle oluyor. Çok güzel gerçekten. Ya ben daha önce bir yerde görmedim. Belki de vardır. Ama görmedim hanımlar. Ben bunlara fıstık, bunlara da fındık adını koydum. Kendim bu şekilde düşündüm. Fıstık arası fındık modeli. Bu kadar dediğim gibi hanımlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.